Merhaba değerli dostlar. Yine Yolcu abi yollarda. Bugün yine yollara çıktık ve bugün Birecik'e doğru gidiyoruz. Birecik halkıyla birlikte olacağız. Oraların görüntülerinden, güzel insanlarından sohbetlerimizle devam edeceğiz. Dediğim gibi sabahın ilk saatlerinde şu anda yola çıktık ve Birecik'e doğru gidiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde Nizip'in hemen girişindeyiz ve Yıltex grubun önündeyiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. İlk önce sizlere güzel görüntüler, ondan sonra yine güzel insanlarla, güzel sohbetlerle sizlerle birlikte olacağız. Yolcu abiden sakın ola ki ayrılmayın. Birecik'in tam girişindeyiz ve şu anki Birecik Köprüsü'nün tam üzerindeyiz. Birecik'in kel aynaları, aynakları meşhurdur biliyorsunuz arkadaşlar. Kel aynak derler ona. Ben yanılmıyorsam tabii ki. Ama şu anda bulunduğumuz yer o kadar güzel, muhteşem bir ortam ki. Ama şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Bizim yetkililerimizden her zaman şunu söylüyorum. Lütfen şu yollara, şu çevremizdeki doğaya biraz saygı gösterelim. Bunları biraz daha düzenli hallere getirelim. Şuraya geldiğimiz zaman şu Fırat'ın güzelliğin olduğu yerde bu suyun böyle kirli kalması gerçekten beni rahatsız ediyor. Keşke bunlar olmasa, buralar daha temiz olsa gerçekten çok harika olacak. Şu Fırat'ın manzarasının bu güzelliğini görmek isteyen dostlarımız tabii ki ne gelecekler. İlk noktalardan bir tanesi Birecik'tir. Birecik'in çok güzel olduğunu, Birecik'in çalışmalarının çok güzel olduğunu biliyoruz. Ama sevgili yetkililerimizden, sevgili bakanlarımızdan, milletvekillerimizden rica ediyoruz. Şuraya güzel bir ekip gönderin de. Şuranın güzel bir temizliğini yapsın. İnsanlar rahat bir şekilde akşam olduğunda geldiklerinde şurada temiz bir havada, güzel bir ortamda sevdikleriyle güzel bir ortam, güzel bir hava yaşasınlar. Daha doğrusu söyleyecek pek fazla bir şey yok. Görüntüler gösteriyor zaten her şeyi. Dediğim gibi hemen birden duygusuna girmeyelim. Bugün Birecik'teyiz. Birecik'in güzelliklerini yaşayacağız. Güzellik insanlarla birlikte olacağız. Artık ben bunlara pek fazla bakmayacağım. Şu Fırat'ın türküsünü biliyor musunuz? Fırat'ın.
Şu Fırat'ın suyu akar serin. İbrahim abi söylesin, biz dinleyelim. Hadi bakalım. Şu Fırat'ın suyu akar serindir. Oy oy ölem ölem dert ölem. Akar serindir. Oy 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 oy. Yarimi götürdü anam, kanlı zalimdir. Ölem ölem kanlı zalimdir. Nasıl gülem. Yârimi götürdü anam, kanlı zalimdir. Ölem ölem kanlı zalimdir. Nasıl gülem. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir. Nasıl gülem söyletmeyin beni anam, yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir. Nasıl gülem. Evet, Bilecik'teyiz ve şu anda az önce üzerinde yürüdüğümüz köprünün tam altındayız. Ve burada değerli arkadaşlarımız var. Onlarla biraz sohbet edelim. Bilecik hakkında biraz bilgi alalım. Ondan sonra Bilecik görüntülerle devam edeceğiz. Dayıcığım, seni bir tanıyalım. Ben Sıtkı Polat, Tüten Köyü. Ne köyü? Tüten Köyü'ndeyim. Tüten Köyü. Antep'te oturuyorum. Bilecik'e mi bağlı bu köy? Evet, Antep'te oturuyorum şu anda. Minibüsçülük yapıyorum. İşler iyi diyorsun yani. İşler mi? İşler çok iyi canım. Allah'a şükür. Tabii Allah'a şükür. Bereket versin. Evet, bin bereket versin. Dayı şimdi ilk misafirim sensin şu anda. İlk konuğum sensin. İlk mikrofonu uzattığım kişi sensin. Evet, teşekkür ederim. Bana şöyle Bireci'yi güzel bir şekilde nasıl tanıtırsın? Ne yönünde mesela, hangi yönünde ya, istiyorsun? Ya Bireci'nin neyi meşhurdur? Bireci'nin nerelere gidebiliriz? İnsanlar geldiği zaman Bireci'de neler yaşarlar? Bireci'nin kel aynak kuşu meşhurdur. Bireci'nin kebabı meşhurdur. Bireci'nin kalesi meşhurdur. Köprüsü meşhurdur. İnsanları meşhurdur. Peki burada geçim kaynağı nedir? Geçim kaynağı fıstıkçılık, sebzecilik, meyvecilik. Bu sene vay halimize diyorsun ama. Bu sene tolu vuran yerleri vurmuştur zaten. Bitirdi götürdü. Bitirdi götürdü, evet. Sizin dolmuşlara bir şey oldu mu? Bizim dolmuşlara ne olacak? Demir parçasına ne olacak? Camlara falan bir şey olmadı. Yok, Antep'te oldu. Antep'te oldu. Bizim memlekette camlara bir şey olmadı. Sen kaçtın yani, buradaydın. Yok, ben oradaydım canım. Sen ben oradaydım. Benim araba da oradaydı. Bir şey olmadı şükür. Antep Birinci Garajı çalışıyorsunuz. Evet. Günde kaç sefer yapıyorsun? Güne bir servis. Sabah geliyoruz, akşam geri gidiyoruz. Murat, bu ne öyle abi? Neden böyle abi? Yani bir geliş bir gidiş. Araba çok, piyasa araba. Araba çok, araba başı birer sefer düşüyor. Özel arabalar çok. Sefer, birer sefer yeter diyorsun. Evet, birer sefer yeter. Ha, dolu olsa, dolu gidip gelsen tamam yeterdi ama dolu gidip gelmiyorsun mesela. Anladım. Evet. Peki ben şimdi az önce geçerken şuraya bir baktım da şu Fırat'ın güzel mükemmel o görüntünün içerisindeki o kenar tarafındaki özellikle o pislikleri, o yosunları niye temizlemiyorlar? Onları belediye başkanımıza soracaksınız, bana değil. Onları gerçi yapıyorlar. Şimdi bu belediye ile alakalı değil onlar, ben bildiğim kadarıyla o tür şeyler belediye ait değil. Kime aittir? Kime aittir sevgili kameramanım? Sen bilmiyorsan ben nasıl bileceğim? Benim bildiğim kadar onlar yani direkt büyük şehirler tarafında yapılması gereken şeylerdir. Zaten bundan sonra yani, büyük şehir olduk. Bundan sonra büyük şehirler bakacaktır herhalde. İnşallah bakacak diyorsun. Evet. Şanlıurfa gelecek, bize evet, yardım Şanlıurfa edecek. Şanlıurfa gelecek, buraya bakacaktır. Bilecik'te kel aynaklarının bulunduğu yerdeyiz şu anda. Ve yanımızda değerli bir dostumuz var. Şimdi bize kel aynaklarla ilgili, bu kuşlarla ilgili bize bilgiler verecek değerli bir dostumuz. Şimdi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bir tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Çulcuoğlu. Eşimle beraber Sabahat burada. Çulcuoğlu. Sabahat Çulcuoğlu. Beraberce kel aynaklarla ilgili sizlere ve gelen dostlara bilgi aktarıyoruz. Hem bakanlığımız, hem kaymakamlığımız, hem de belediyemiz. Bütün halkımız olarak bunlara sahip oluyoruz ve insanlarla paylaşıyoruz. Biraz verelim istersen, güneşte tabii, pek fazla kalmayın şurada tabii, bir tabii. Gelin Sabahat Hanım. Evet. Nedir bu kel aynakların lüksü, nereden geldiler, evet, buraya neden bu kadar üzgüdür,
Şimdi efendim kelaynakların tarihte çıkan mozaik ve figürlerle biliyoruz ki yaklaşık 12 bin yıldır bu topraklarda insanlara hem baharı müjdeleyen hem de bereketin sembolü olan bu kuşlar faydalı türler. 1950'li yıllara kadar ta ki tarım ilaçları, zehirler çıkana kadar bu kuşlar tarafından tarlamızdaki kımıl, süne, çekirge, dip kurtları, dana burnu gibi zarar veren, ürüne zarar veren haşaraları bu kuşlar temizleyerek doğal yolla ekosistemin bir parçası olarak çalışarak faydalı oluyorlar. Bu nedenle çok seviliyorlar. Geliş zamanları Cemre öncesine denk geliyor. Yani Şubat'ın 20'sinden önce. Geldikleri zaman baharı müjdeliyorlar. Sürülerle gelirlermiş. Tabii bu tarım ilaçlarıyla zehirlenerek yok olma sürecine girince bakanlığımız, valiliğimiz ve belediye başkanlığımız hepsi beraber burada bu oluşumla çoğaltmaya çalışılıyor. Korunma altındalar. Sayımız 152 adet. İnşallah yeni yavrular çıktı. Onlar da evet palazlanıyorlar. Yeni yeni artık uçacaklar bu ay sonundan itibaren. O sayıyı da inşallah paylaşacağız halkalarını takınca. Onların göç etme şeyleri var diye duydum. Var mı böyle bir şey? Evet. Genetiklerinde göç etme özelliği olan dünyadaki son popülasyon. Göç etmeyeni Fas'ta var. Sürekli aynı yerde yaşayan deniz kenarında. Bunlar buradan Ağustos ayı olduğu zaman tarımdaki ürünler, harmanlar biter, böcekler çekilir. O zaman Nil Vadisi'ne kadar buradan yani Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen ve Kızıldeniz karşısı Kızıldeniz'i geçerek Eritre, Sudan ve Etiyopya'ya aşağı Nil Vadisi'ne kadar gidip oradaki ilkbaharı yaşayıp böcek yiyip hayatta kalıp tekrar yaşam döngüsünü tamamlamaya çalışıyor. İnsanlardan çok geziyorlar yani. Biraz öyle. Evet, leylek familyasının ve flamingo familyasının alt türü. Bu ırk seviliyor ülkemizde ve bölgemizde. Hatta şehrimizde burada çok seviyoruz. İnşallah ömrümüz yettiği kadar bizler hem STK olarak hem yerel halk olarak hem de belediye başkanlığımız, kaymakamlığımız ve bakanlığımız tüm Türk halkının malı çünkü bunları paylaşarak böyle yaşatacağız. Yani hani akılsız kuşlar diyoruz ya, bu kuşlar biraz akıllı arkadaşlar. Hani evet. İnsanlar nasıl bir yere tatile giderler, işte bir ay iki ay kalırlar, ondan sonra tekrar evlerine dönerler. Bunlar da aynı o cinsten gidiyorlar, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay her neyse geziyorlar, karınlarını doyuyorlar tekrardan. Aynı yere geliyorlar. Niye Gaziantep'e ya da niye Şanlıurfa'ya ya da niye Mardin'e gitmiyorlar da hep Bilecik'e geliyorlar. Buranın da demek ki onlara göre bir özelliği varmış. Buraya kendi kendilerine yuva yapmışlar değil mi? Evet, buradaki kayalar en büyük özelliği ve Fırat kaç bin yıldır akan bir yaşam, hayata, yaşama katkısı olan su. Biliyorsunuz bu kayalardaki kalsiyum bunların yumurtalarının, kabuğunun sağlıklı olmasını, yavrularının güçlü kuvvetli olmasını sağlıyor. Tarlalarımız su kenarında aşırı derecede işlenen tarlalarda böcekler oluşuyor. Tabii besin, su ve iklim şartları bu etkenler hepsi birbirini tamamlayıcı faktörler. Rozetimiz, böyle bir doktor yaptık. Doktor olarak mesaj verdik. Dedik ki beni bekleme aşkım, ben dünyayı korumaya gidiyorum. Çünkü dünyanın da artık korunması gerektiğini, küresel ısınmayla, aşırı yoğun kimyasallarla, bu faktörlerle korunması gerektiğine inanıyoruz. Gel ablacığım, de seni alalım evet. Tarafa doğru. Sen de Fırat'ı anlat bari bize, eşiniz bize kelaynakları anlattı. Ben evet. De yani nasıl anlatayım Fırat'ı? Fırat'ın güzelliğini, Birecik'in güzelliğini. Evet. Birecik'te daha doğrusu neyi çok istiyorsun? İstip de olmadığın bir şey var mı? Yani ben Birecik'te şunu görmek istiyorum. Hayata dair temiz olmasını istiyorum Bilecik. Başta insanların. Turizminin, evet. Evet, teknenin de olmasını düşünüyorum da buralıyım, evet. Eşiniz de buralı. Evet, buralıyız. Buranın halkıyız, yerel halkıyız. Halkıyız ama gönüllüyüz. Gönüllü STK, Doğa Derneği ve Doğa Kültür Yaşam Derneği'nin buradaki temsilcileriyiz. Bir de bu arada arkadaşlar geldiniz ama kenarlıklarına falan geziyorsunuz ya, yoruldunuz, ne yapacaksınız? Bir çay içeceksiniz ya da bir gazoz içeceksiniz. Biraz evet. Serinleyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz bu güzel bahçemize de. Kıl çadırımız yörede. Yani çadırı da görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel bir çadırımız var. Biraz sonra biz de geçip orada çayımızı içeceğiz. Bir Birecik çay içelim değil mi arkadaşlar? Sevgili Bahtiyar'ım içelim mi? Tabii burada bakın çeşitli tamam. Hediyeliklerimiz var. Gelen ziyaretçilerimiz el işi eşim yapıyor. Kendim yapıyorum el işlerini. Evet. Kalmadı da. Keçe işlerini falan
Böyle telefonla falan. Ben nereye gitsem var, her tarafı kurutuyorum abi. Bizim köyde bir su var, tamam mı? Benle amcam ne zaman oraya gitsek, Mehmet amcam var. Oraya gitsek orayı bile kurutuyoruz. İnşallah pınar olarak tekrar akar. Gerçekten çok güzel bir yer. Vallahi geziyoruz ama yani gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yine ben buradan tekrardan sesleniyorum. Şu anda yetkililerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, biraz doğu taraftaki bu güzel olan ilçelerimize, illerimize, biraz yollarla ilgili, oradaki tarihi yerlerle ilgili biraz çalışmalar yaparsanız daha güzel olacak. Biraz da yatırım yaparsanız, hani şehirden köye göç diyoruz ya tekrardan. Eğer bunların olmasını istiyorsanız, elektrik, su, yol, bunları tekrardan getirirseniz, bu insanlarımız büyük şehirlerde kalmayacaklar, tekrar köylerine döneceklerdir. Ama köylere dönmeleri için ne yapmaları lazım? Burada geçim kaynağını sağlamaları lazım. Geçim kaynağı ne olacak? Geçim kaynaklarına, bunlara yatırım yapmanız lazım. Hayvancılık olsun, fabrikalar olsun, buna gibi benzer şeyler. Biraz imkan diyelim. Ne yapalım? Biraz şöyle güzel görüntülerle insanlarımızı baş başa bırakalım. Biz bir çay içelim, değil mi? Ayrıca şehrimizde sadece kelaynak yok. Çeşitli endemik türler de var. Onu bahsedelim kısaca. Çizgili sırtlan Urfa bozkırlarımızda. Bu çöl varanı dediğimiz 1,5 metrelik dev kertenkele Urfa bozkırlarımızda. Artık Avrupa'da son kalan türler. Irak yedi kardeş diye bir kuş var. Kum kekliği bunlar. Avrupa'dan ve dünyanın her yerinden biyolog ve ornitologlar, kuş Fırat gözlemciler, kaplumbağası. Fırat kaplumbağası. Bunlar artık yok. Son kalanlar. Şöyle söyleyelim o zaman. Yani ülke ülke daha doğrusu gezmenize gerek yok arkadaşlar. Aradığınız tüm hayvanları burada bulabilirsiniz. Değil mi? Evet. Peki biz devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer
Şu anda kalenin içerisindeyiz. Yani rivayete göre burada ilk yaşayan insanlar sularını almak için bu tünelin içerisinde Fırat'ın altına girip oradan sularını alıp geliyorlarmış. Şu anda belli bir yere kadar gidebiliyoruz ama ondan sonra hem oksijen hem de ışık bazında giremiyoruz. Çünkü orada sıkıntı var. Bunun dışında şu anda bulunduğumuz kalenin çok güzel yanları daha var. Şimdi onları da beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir görebiliyor muyuz şöyle? Zamanında hiçbir teknoloji yokken yapılan bu tünel, ellerle kazılan, nasıl bir yaşam hayatının olduğunu burada kendi gözlerimizle görmek mümkündür. Birece geldiğiniz zaman gelin burayı bir gezin, bir görün. İnsanlar zamanında buraları nasıl delmişler? Şu anda hani yapıyoruz ya tünelleri. Diyorsun ya maşallah nasıl yapmışız? Bu devir makine devri biliyorsunuz. O zamanlar makineler yok. Kayaları, birebir kayaları delerek, burada merdivenler yaparak ta Fırat'ın altına kadar inen bir tünel, bir mağara şeklinde ki bulunduğumuz kalenin içerisinde. Evet, bir gezelim. Vallahi nefes nefese kaldık. Yani helal olsun. Zamanında o insanlar nasıl o yollara çıkıyorlarmış. Gerçi biz biraz da suç bizde. Normal yol varken biz oralar tırmanmak zorunda kaldık. Çünkü biz bilmiyorduk. Arkadaşlar da bizden önce çıktılar. Biz maalesef sevgili Bahtiyar'ımla birlikte oraya çıkmayalım. Bahtiyar'ım ya düşseydik ne olacaktık yani şimdi biz orada. Vay halimize diyorsun. Evet, şu anda bulunduğumuz yer tam kalenin tepesindeyiz. Güzel görüntüleri görüyorsunuz. Demenim anlayamadım. İnsanlar nasıl oraya çıkıp da oraya anten kurmuşlar. Oradan anten aşağıya en azından bir 250-300 metre bir kablo herhalde çekmişler. Ta evlerine gidiyorlar yani. O kalenin yukarısından, yukarıdan aşağıya bir göster sevgili Bahtiyar'ım. O tepeden aşağıya kablo uzatmışlar televizyonlarını. Daha net izleyebilmek için. Burası zamanında kalenin içerisindeki pazarmış. Pazar olarak, çarşı olarak kullanılıyormuş. Ama şu anda maalesef artık dönemimizde bu şekil olmuş. İşte demeyi her zaman söylemek istediğim şudur. Hiçbir demir kullanılmadan, hiçbir çimento harç kullanılmadan, alçı kullanılmadan yapılan şu duvarlar binlerce yıldır böyle ayakta duruyor ve hala da bu şekilde duruyor. Ama insanlarımız maalesef hani bizde bir define hastalığı vardır ya. Şimdi tarihte insanların işi gücü yok. Gelmişler bu tür yerlere altın gömmüşler. Gelsinler işte burada insanlar arasınlar bulsunlar. Götürüp kendi kendilerine harçlasınlar diye. Ya siz duamızı, siz bu güzel tarih eserlerimizi ne diye bozuyorsunuz ya? Allah aşkına sadece burası için söylemiyorum. Türkiye'mizde o kadar güzel yerler var ki. Yani bu güzelliklerimizi, bu yaşanacak olan yerleri bize, geçmişimizi, Osmanlı Devleti'ni, ondan sonraki, ondan önceki imparatorlukları hatırlatan bu güzel tarihi yerlerimizi ne diye böyle bozuyorsunuz? Ben hala anlam vermiş değilim. İşte Birecik'in bu güzel görüntüsü. Bu tepeye çıktığınızda, bu tarafa geldiğinizde baktığınızda eski Birecik'in bölümünü görüyorsunuz. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu karşı duvarları görüyorsunuz. Yine aynı bu şekilde kale üzerine, surlar üzerine yapılmış evleri görüyorsunuz. Ama şimdi biliyorsunuz artık dönemimizde yeni yapılaşma
yapılandırma, daha doğrusu gündem betonlaşma, işte zamanında yapılan. Gidin o evlere bir bakın, bir tane demir bulamazsınız, bir harç bulamazsınız yapılan evlerde. Şu camlar falan da belki de sonradan takılmıştır, o pencereler falan, o demirler. Çünkü o zaman da böyle demir falan kullanılmıyordu. Olsun bahtiyarım olsun, alışacaksın alışacaksın. Alışacaksın yani. Ama böylesi görüntüleri görmek, o ufak tefek kazaların yanında gerçekten çok harika kalıyor. O ufak tefek kazalarda olsa bu güzelliklere değiyor yani, değil mi? Evet, şimdi biz bu tarafı gördük. Diğer tarafı da gösterelim size. Şu taraf Gaziantep bölgesine doğru, Nizip tarafına doğru. Şöyle gittiğimiz zaman yol orada görüküyor. Biraz sonra tam olarak görüntülerini vereceğiz. O tarafı göreceksiniz. Şu tarafa baktığımızda Fırat'ın o güzelliklerini görüyoruz. Fırat'ın güzelliğini görüyoruz. Daha görülecek, gezilecek çok güzel yerler var burada. Onları gezeceğiz, göreceğiz. Ama siz de buraya geldiğiniz zaman bizim gibi oralardan çıkmayın arkadaşlar. Normal yollar var. Oralarda çıkın, alamazdı. Bir ayağınız kayıp da aşağı yuvarlanırsınız. Hatta Fırat'ın kenarında kendi yerinizi bulursunuz. Onun için normal olan yollarda gelin. Biz biraz bilinçsiz bir şekilde davrandık. Arkadaşlar bizden önce çıktılar. Biz biraz çekimlerden dolayı geç kaldık. Yolu bilmediğimiz için yanlış yoldan çıktık. Olsun o kadar. Yoksa da o yol o kadar kötü değil. Normalde merdiven yol yapılmış. Oradan çıkabilirsiniz. Evet, şu anda bulunduğumuz yer güzel bir pencereli olan bir yer. Burada eskiden biliyorsunuz şehir yokken sadece bu kalenin oldu. Burası 7 katlı arkadaşlar, onu da söyleyelim. Burada şehrin dışındaki gelecek olan tehlikelere karşı hem üst katta da var, biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Üst katta da var. Okçuların yerleştirildiği yerlerdir. Buralarda dışarıya hep gözlemciler konulmuş. Şehir yoktu daha önce. Bu kale vardı. Bu kalede 7 katlı. Ve insanların hepsi bu kalenin içerisinde yaşarlardı. Çarşısı, pazarı, her şey bu kalenin içerisindeydi. Bu taşı buraya nasıl koydular? Şöyle bir geldiğiniz zaman, şöyle bir yukarı yavaştan çıkarsam, taşlar yukarıda sanki insanların başına düşecekmiş gibi. Dediğim gibi, hiçbir demir parçası yok. Hiçbir alçı yahut da çimento şeyi yok. Sadece taşlarla ve toprakla yapılan bir yapı, bir kale burası. Bizim de bugün Gaziantep'ten yola çıkan değerli bir kardeşimiz daha var. Gel İsmet'im, gel. Süvetli İsmet Keşem, önceki programlardan tanıyorsunuz. Güzel sesi vardır, güzel türküleri vardır. Bu tarafa gel, aşağı düşmeyesin. Düşmeyesin, sabahtan beri kahrımı çekiyor. Düşmeyeyim diye elinden gelen her şeyi yapıyor. İsmet, seni bir tanıyalım hemen. Evet, ben Süvetli İsmet. Müzisyenim. Müzikle uğraşıyorsun. Evet, müzikle uğraşıyoruz. Birece daha önce geldin mi? Defalarca çok. Peki buraya çıktın mı? Hiç gelmedim. İlk defa geliyorum. Yani bu yolcu ayrıcalığı diyorsun. Evet, tabii o sizin ayrıcalığınız. Zamanında şu anda ben sana desem yine şu taşın onda bir parçasını buraya koy desem koyabilir misin? Biz boş çıkamıyoruz. Taşı boş çıkamıyoruz. Boş çıkamıyoruz, doğru söylüyorsun. Evet. Biz boş çıkamazken insanlar bu taşları nereden getirdiler, buraya nasıl koydular? Arkadaşlar gerçekten Türkiye'miz güzel, doğamız güzel, tarihimiz güzel, çok güzel yerlerimiz var. Ama yine söylüyorum, lütfen bu tarihe sahip çıkalım. Bak insanlar, gençler artık kimler gelmişse buralara hep yazılar yazmışlar. Gereksiz gereksiz yazılar var. Buralar artık toprak olduğu gibi aşağı kaymış. Buranın artık güzel bir şekilde restoreye ihtiyaç vardır. Sevgili Turizm Bakanımızdan, Kültür Bakanlığımızdan bu işlerle kimler ilgileniyorsa bu kalelerimize artık biraz çeki düzen verelim. Gelen insanlar rahat bir şekilde çıksınlar. Geçmişimizin bizim nereden geldiğimizi, atalarımızın yaşadıkları yerleri, ondan önceki dönemlerin yaşadıkları yerleri böyle güzel bir şekilde göz önüne getirip insanlara sergilesinler. İnsanlar da gelip bu güzel manzaraları, yerleri görsünler. Hep deniz kenarlarında, kıyılarda, oralarda tatiller değil, biraz da kültürümüzü, olan zenginliklerimizi görmemiz lazım. Bunları öğrenmemiz, bunları bilmemiz lazım. Doğru, değil mi? Doğru efendim. Bak sevgili İsmet'im diyor ki, ben diyor buraya defalarca geldim diyor. Evet. Ama bu kaleye çıkmadım. İlk defa çıktım. Belki de tek başına çıksaydın, geri yarı yolda döner kaçardın. Evet. Bence yarı yolda de. Dönerdim. Tek olsam dönerdim. Çünkü nelerin olduğunu bilmiyoruz buralarda. Evet.
Yani tehlikeler var mı yok mu? Bakım yok çünkü. Kültür Bakanımızdan, Turizm Bakanımızdan artık dediğim gibi kimler bakıyorsa bu işe lütfen buralara bir el alsınlar. Her tarafa yatırımlar yapıyoruz. Biraz da buralara yatırımlar yapalım. Ne var yani? Ne var? Kıyamet mi kopar? Yani başka yerlere yaptığınız yatırımların %1'ini buralara yatırsanız çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Belki maddi olarak kaybedersiniz ama o materyalin dönüşümü de tekrar size olur. Buna eminim yani. Çünkü bu güzellikleri, bu taşları buraya nasıl konulduğunu görmek için insanlar gelip bakacak, görecek. Buraları gezecek. Hemen az üst tarafta bir mezar var. Bir tarihi mezar var. Orada da kimin olduğunu bilmiyorum ama çünkü buraya biz pek rehber getiremedik. Süs. Şık. Şimdi Müftet Türbesi'ymiş arkadaşlar söylüyor bana oradan sesleniyorlar. Şimdi Müftet Türbesi. Onunla ilgili de bilgiler almak isterdim ama şu anda bilgiler alamıyoruz. Ama biz buraları biraz gezelim. Ondan sonra tekrardan şehir merkezine ineceğiz. Yine güzellikleri beraber paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünkü güzellikleri. Geçmiş güzellikler şu anda bulunduğumuz yerde. Evet devam ediyoruz. Evet, vallahi kaleden indik. Yani hayatımda böyle bir yürüyüş yaptım mı? Yaptım, daha önce de yaptım ama bu kadar zor değildi. Hemen aşağı gelmişken, dayıcığım merhabalar. Merhaba. Dayıcığım şu kaleye bir çıktık indik, nefes nefese kaldık. Siz de çıkıyor musunuz? Biz her zaman değil, senede bir sefer. Senede bir sefer. Evet. Peki oranın tarihini bana bir anlatır mısın? Biliyor musun? Oranın tarihini biliyorum, çok eski. Çok eski. Evet. Bak o taşları falan oraya nasıl üste koymuşlar? Şu anda yapabilir miyiz biz onları? Mümkün değil. O zaman imkanları neyse, o zamanın vinçleri vardı artık. Kaldıraçları mı vardı, neyi varsa ondan kaldırmışlar. Efendime söyleyeyim. Peki Birecik nasıl bir yer? Birecik'i anlat desem. Birecik çok güzel bir yer. Efendime söyleyeyim, yabancıya karşı daha sıcak davranırlar. Efendime söyleyeyim, misafirperverler. Öyle. Şimdi Urfalıların sesi çok güzel. Evet. Burada sesi güzel olan var mı? Söyle. Bir zamanlar seni çok seviyordum. O aşkı sevdayı bize ne onu. Güzel, güzel. Biz beğendik. Biz beğendik. Peki başınız sağ olsun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım.
Evet, Birecik'te semt pazarındayız şu anda. Semt pazarında buranın çarşısı. İnsanların gelip burada alışverişlerini yaptıkları güzel bir mekandayız. Biz biraz geç kaldık galiba pazara çünkü kimsecikler kalmamış. Abicim merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de iyi misiniz? Teşekkür ederim. Bir tanıyabilir miyiz? İrfan Kılıç. İrfan Kılıç, neyle uğraşıyoruz? Sebze alıp satıyoruz. Buraya sen bakıyorsun. Sen pazarına ben bakıyorum. Peki nasıl burada işler? İşler pek iyi değil. İşlerimiz iyi gitmiyor şu an. İyi gitmiyor. Biz geç mi kaldık yoksa her zaman mı böyle? Burası? Yok, her zaman böyle. Burası her zaman böyle. Nasıl geçiniyorsunuz ya? Kendi yaptıklarınızı kendiniz mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya şu anda mesela akşam olduğuna dair daha zebzelerimizin hepsi duruyor. Yani ilgi yok fazla. Burasına fazla ilgi yok. Fazla ilgi yok. Evet. Peki dışarıda tablacılar falan daha biraz daha iyi iş yapıyor. Tablacılar. Yani onlar geldiği peki, için. Tablacılara izin veriliyor mu burada? İzin veriliyor. Tablacı ondan da halda satıyorlar kilo kilo da. Halda da satıyorlar tabii. Kilo kilo. Ondan orası dolayı, daha uygun oluyor o zaman. Daha uygun oluyor. Siz oradan toptan alıp buraya getirip perakende satıyorsunuz. Onlar aynı orada toptan fiyatına perakende satıyor. Anladım. Peki Birecik'i bana tanıt desem nasıl tanıtırsın? Birecik güzel bir yer. Yani tam turistik yer. Ama biraz sahibi yok. Bakımı yok. Bakım yok diyorsun. Evet. Vallahi biz biraz gezdik, bilmiyorum. Kale falan çıktı şimdi. Kale'de güzel bir iş yapacaklar, restoran yapacaklar diye duydum ama bilmiyorum. Peki şu anda Birecik'te en çok istediğin şey nedir? Birecik'te en çok istediğim şey... Yaşam olarak. Yaşam olarak park alanının biraz daha güzel olması. Şu anda güzel parklar yapılıyor. Yapılıyor. Yapılırsa işte o bir de... Yani yolların biraz daha geniş olması daha iyi olur yani. Anladım. Peki. Şöyle bir gelelim, gel bakalım. Gel şöyle bir dolaşalım. Gel. Selamun aleyküm. Gün kolay gelsin. Merhabalar. Hoş bulduk. Hemen ilk önce selam amca abi. Onu bir indir. Ne o? Sigarayı. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? Ben ismim Ahmet Çetin. Altınova köylüyüm. Ahmet Çetin. Evet. Nasıl, satışlar iyi mi? Allah'a çok şükür. Gün oluyor, iyi oluyor. Gün oluyor bazen işte. Bağırıyor muyuz? Gel vatandaş, gel. Patlıcana gel, bibere gel demiyor muyuz? Bağırma daha gitti. Şu anda bağırma yok. Karpuz sezonu başladı. Karpuz sezonu başladı maşallah. Yani nasıl, bize satıyor muyuz? Çok güzel gidiyor şu kaç anda. Kaç para kilosu? 900-850, 1 milyon o civar. Oo, 1 TL. Çıkıyor mu 1 TL? Evet, evet. Çıkıyor mu? 800'e toptan çünkü yazmışlar. Domates? Domatesler 1 milyon 1-250 1-250 evet. Nereli malumlar bunlar? Bunlar normalde Mersin'den gelir. Salatalığımız yerli salatalık. Bizim buran, evet, kendi İnap köyünden gelir. Altınova köyünden gelir. İsmet neredesin? Buradayım abi. Buyurun. Al. Yok şimdi buran semt pazarı nasıl? Semt pazarı güzel abim. Yani iyi, Allah'a çok şükür. Dost ahbap gelirse iyi olur yani. Bayağı normalde her zaman böyle sakin midir sabahlar? Biraz kalabalık oluyor mu? Bazen pazartesileri, perşembeleri biraz kalabalık oluyor. Ondan sonra perşembe günleri köylerden, evet, mi geliyorlar? Köylerden geliyor. Zaten köylü olmazsa buranın halkı pek fazla randıman vermez. Şimdi arkadaş dedi, halda da perakende fiyatına satış yapıyorlar dedi. Evet, o var. O da bizi etkiliyordu, tablalar bizi etkiliyordu. O sıkıntımız var abi. O sıkıntımız var. Halde kilo kilo satmasalar yani millet... Peki siz halde alırken siz anlaşma yapıyor musunuz kardeşim? Bak siz bu şekilde yaparsanız biz de sizden almayız, gider Antep halından alırız demiyor musunuz? Yok, o anlaşma yok abi. Yapın abi bunu. Öyle anlaşma. Aynı yok. Bak burada kaç tane esnaf var? Hepiniz ağız birliği yapsanız onlar orada perakende satmazlar yani. Birlik yok şimdi. Birlik dersen birlik yok şu anda. Evet. Öyle bir birlik yok. Anladım. Buna en azından belediye başkanı çözüm bulması lazım. Vallahi her belediye şey şimdi... başkanı çözüm bulmazsa bizimle çözülecek bir sorun değil. Çünkü öncelikle sizin bir derneğiniz vardır. Yok, dernek daha kuramadık. Derneğiniz yok ama mu? İleride inşallah Allah nasip ederse bütün arkadaşlarla kurmayı düşünüyoruz. Şimdi yani öncelikle hal esnafının bir araya gelip bir toplantı yapıp bunu direkt oradan çözmesi lazım. Onun başkanla falan bir alakası olduğunu sanmıyorum yani. Belediye başkanının çok şeyi var abi. Rolü çok oynuyor, oluyor yani.
olabilir bilmiyorum. Genellik %80 belediye başkanının rolü olur yani. Peki Birecik'ten en çok isteyip de göremediğin yahut da isteyip de görmek istediğin şey nedir? Mesela? Ya ben Birecik'te şunu istiyorum işte, gerçekten Birecik'in bu Fırat'ıyla, kalesiyle. Ya şu anda zaten mesela bak. Ben belediye çalışmalarını istemiyorum yani. Onları bana anlatmayın. Örnek olarak Halfeti'yi verelim. Halfeti bir kahve bir yer, ufak bir yer değil mi? Evet. Mesela Halfeti'yi o kadar turist geldiğine göre bizim Birecik, güzel Birecik'imize niye turist gelmez? Abi şimdi Halfeti'yle Birecik'i şu anda bir tutmamız biraz imkansızlaşıyor. Çünkü neden? Ama orası daha önce köyken sular altında kaldı. Tekrar yeni bir yerleşim bölgesi yapıldı. Onu zaten devlet yaptı biliyorsunuz. Biliyorum. Onu biliyorum da en azından yani bizim mesela bak bu kale olsun, Kelaynağımız olsun. Tanıtım biraz kısıtlıydı be. Tanıtım kısıtlı. Ha, işte kısıtlı. Onu söyleyeceksin. Onun için yani gerek mesela bu sahil çevresi olması. Çok yarın ayrı, günde, şu anda güzel parklar yapılıyor. Yarın iki günde dört dörtlük olur Allah nasip ederse. İnşallah. Çok iyi olur. Onun için yani buraları değerlendirmezsek biz nereyi değerlendireceğiz? Doğru söylüyorsun. Değil mi? Peki. Amcacığım. Buyur abi. Ne yapıyorsun? Beri gel, beri. Allah'a şükür abi, buradayım. Şundan dolayı ben geçemiyorum. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet amca. Buyur abi. Yaş kaç? Yaş 55. Yaş 55. Sigara seni çökertmiş ben. Yok. Vallahi çökertmiş. Yaşın 55 ya. Olsun ya. Yani. Sen 7 tane çocuğun derdini çek hele bakayım nasıl olacak. Tek 7 tane mi var? He. Bir şey dermiş gibi. He diyor. Nerelisin? Ben İnaplıyım. Nerelim? İnap. İnap. Orada mı kalıyorsun, burada mı kalıyorsun? Burada kalayım. Peki esnaf mısın burada? Yok, ben taksiciyim. Taksicisin? He, taksiciyim. Para kazanabiliyor musun? Nerede? 2 milyona gel, köye git gel. Yani ne olacak? Bu da usta. Peki neyle geçiniyorsunuz abi? Ben onu anlamadım. Kardeşim şimdi iş olmadı derdi de mecbur derdimiz çekiyor işte. Bundan uğraşıyor. Yani iş yok, burada yok. Satış yok. Yok. Senden müşteri yok. Müşteri yok. 2-3 kişiden. Peki bağ, bahçe, fıstık, yok. Tarla? Yok. Onu da tolu vurdu. Ulan da tolu vurdu, evet. Şu elindekini atarsan sevinirim. Eldekini at, yanıma gel. Yasak var biliyorsun. Bakın arkadaş da aynısını yapıyor. Onu birazdan uzaklaştırırsanız sevinirim. Arkadaşlar sigara sağlığa zararlıdır. Değil mi? Ekran yasağı vardır. Bir de ekran yasağı vardır. İçiyorsanız da ekran dışında içerseniz seviniriz. Yani bizden uzak olun lütfen diyelim. Peki şu anda Birecik'te görmek istediğin şey nedir? Önleceden. Ya gönlünce ben Birecik'te ne görmedim? Ben Birecik'in şu anda şu sahilinde teknelerin gezmesini isterim. Sen ne istersin mesela? Kardeşim ben ne isteyim? Şimdi Birecik halkından da olayı. Yani belediye reisi olsa kim olsun yani sorun değil. O adamın üzerine değil mi ya? Şimdi hangisi çalışmasını yaparsa, düzgün yaparsa öyle devam eder yani. Şimdi ben anlatamadım. Ben seçmen olarak söylemedim. Ben Birecik olarak. Bak ben bir yabancıyım. Tamam. Şu anda Birecik'teyim. Tamam. Birecik'in şu Fırat'ında ben güzel teknelerin gezmesini isterim. Tamam, tekne güzel olsa daha iyi olur. Hoş görüntü. Tabii daha iyi olur. Sen ne istersin? Ya de ki ben de Kalen Tepesi'nde bir restoran isterim diye. Yok baba yok. De ki de benim yolumu güzel yapsınlar, ben arabamla güzel gideyim geleyim. Onu isterim. Yolumuz düzgün. Yani mesela bunlar gibi örnekler. Büyük tekne bir pazar yeri yapılmasını. Yani. Kim yapacak? Evet şöyle. Gel vatandaş, ne alıyoruz? Gelin size patlıcan satalım, domates satalım. Hepiniz aynı işi mi yapıyorsunuz? Burada şikayetçi olan kimse var mı? Gel ablacığım, gel. Ablacığım. Gel sana sohbet edelim. Nereye kaçayım? Bir tane abla gördük. Tamam, işin acılı olan bir tane abla gördük. Pazarın içerisinde, koskoca pazarda. Zaten başka kimse yok. Kimse alışveriş yapan yok. Bari sizinle bir sohbet edelim. Siz müşterisiniz benim gördüğüm kadarıyla. Evet. İsminizi alabilir miyim? Ayten. Ayten abla, nereden geliyorsun? Hannover'den. Hannover'den. Almanya'dan. Almanya'da yaşıyorsun. Buralısın. Buralıyız, evet. Peki nasıl Birecik'i nasıl gördün en son gelmezden önceki halde? Ya Birecik çok güzel. Önceden Mersin'de falan kalıyorduk. Şimdi hiç Mersin'e gitmiyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Tatilimiz vallahi genelde bugün, burada geçiyor. Ben bugün geldim, bir kaleye çıktım. Şimdi bir restore edilecek orası. Orası da yapılırsa var ya, süper bir yer. Çok güzel. Şimdi orası yapılacak, çok harika. O taşların oraya zamanda nasıl dizildiğini hayretler içerisinde izledim yani. Peki şimdi ne alacağız biz burada? Biz ne alacağız burada? Ben burada şimdi domates alacağım. Evet. Semizotu alacağım. Salatalık. Öyle şeyler. O zaman aşama kebap var gibi geliyor bence. Öyle. Ya kebap ya köfte. İkisinden birisi. Sizi
tanıyabiliriz? Ben de Emin Aslan. Benim hanım oluyor. Biz de beraber geldik izine. Beraber geldik. Evet. Peki daha önce en son ne zaman gördün Mireci'yi? Şimdi dışarıda kaldınız mı? Eylül'de buradaydım. Yani bu geçen sene Eylül'de gelmiştin. Evet. O zamanla bu zaman arasındaki değişiklik sana gittikçe güzelleşiyor. Gittikçe güzelleşiyor. Kel aynakları gördünüz mü bu seferinde? Şimdi daha yeni geldim. Dün geldim. Dün geldim. Ama bugünden itibaren gezeceğim oraları. Halfeti'ye gideceğim. Peki Birecik'te görmek istediğin şey nedir? Bütün tarihi yerleri hepsi güzeldir. Yani en çok görmek istediğin, ya şunun olmasını istiyorum. Ben şunu istiyorum. Yani belediye ile hatta esnafla alakalı değil. İstediğin yani, istersen belediye diyebilirsin, istersen esnaftan isteyebilirsin. Kendin de isteyebilirsin. Dersin ki de ben şurada bir restoran yapmak istiyorum. En çok vallahi istediğin şey bu dersin. Yani şu örnek. Anda ben burada yaşamadığım için. Örnek diyorum. Yani Halfeti'ye işte Birecik'e geldiğim zaman gönlümce ben bir tekne turu yapmak istiyorum diyebilir miyiz? Tabii. Olsun mu tekneler? Tabii olsun. Onlar olsun. Tabii ya. Kesin olsun. Değil mi? Tabii olsun. Onlar kesin. Ben daha geçen sefer dedim Tille'ye niye bizim o girişe tekne turu yeri falan yapmıyorlar diye. Doruca köyünde. Bak biz. Demek yine fikirlerim doğruymuş benim. Yani aynen. Bizim o şey böyle bayağı geniş girişi falan bol güzel. Tille'yi gördünüz mü? Nereye? Tille köyü. Yok görmedim. Aynandan sonra. Ya. Şimdi Halfeti'ye gideceğim birazdan. Halfeti'de olacağız zaten. Mesela Keskince. O sahil boyu, Tillek, Keskince, Şıkbekir, eski ismiyle. Şıkbekir. Bu Halfeti yol üzeri mi oluyor? Yok, Halfeti değil. Barajın üzeri. Barajın üzeri. Evet. Keskince'nin üzeri. Ha, evet, yok oralara gitmedim. İnşallah gideceğim. Evet. O taraflara da gideceğim. Yani oralara da gideceğim. Sahil boyu oldu mu daha süper olur. Sen esnaf mısın buradan? Ben esnafım. Kim abla sen mi sattın yoksa? Yok satma. Daha kısmet kimse ondan alır ablamız. Sıftayı kim yapmamışsa oraya gönderir. Valla kısmet kimdese o olur. O dönem kalmadım diyorsun. Evet. Sıftay filan değil de kısmet. Şöyle bir gel de seni bir görsünler bari. Evet, görsünler sen kaç abi. Seneden beri burada esnafsın? Ben 13. 13 tamam, seneden beri. Evet. Biz vallahi, teşekkür tamam. Ettik ayağınıza şey sağlık. Ara sıra devamlı gelin böyle ülkenizi, memleketinizi, işlerinizi gezin. Peki. Sık sık geliyoruz. Peki çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Çay içelim önce. Abi çarşı çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Sana da aynı soruyu soruyorum. Birecik'te en çok görmek istediğin şey nedir? En çok görmek istediğimiz şey çevre. Çevre düzenlenmesi. Hizmet. Daha güzel olsun diyorsun. Tabii güzel oldu mu? Şuraların haline bakarsın. Evet. Şuraların haline bak ona göre pazarı. Hizmeti istik. Evet. Başta bizim pazarımız. Peki bu halle alıp veremediniz de sizin? Hangi halle? Şimdi hal size perakende kilo kilo orada ürün satıyormuş. Evet. Müşterim hem bize satıyorlar. Ha. Bizim arkamızda da müşteriye orada. Sattırmayın. Bizim elimizde değil ki. Almayın onlardan o zaman. Mecbur alık abi. Niye abi gidin Antep'te alın. Antep'ten. Gidin burada zabıtan değil fişi göster. Antep'ten almayacaksın. Fişini neye almayayım? Antep'ten almayacaksın. Ben burada alıyorum. Benim Birecik halinde almak zorundasın diye. Hayır Birecik halinde almak zorundayım da Birecik hali niye o zaman perakende satıyor diyemiyor musun? Başkana söyledik. Onu söyleyeceksiniz. Başkana söyledik abi. Onu toplanacağız. Kendi aranızda bir toplantı yapacaksınız. Bir tane temsilciyle iki kişiyle gideceksiniz. Gereken ilgili yerleri görüşeceksiniz. Belediye başkanından başka ilgili olan makam var mı bizim? O zaman inanıyorum ki benim başkanım bu röportajdan sonra yani bu görüntülerden sonra buna bir el atacaktır. Yani esnafını çünkü, mağdur etmeyen bir başkan olduğunu biliyorum. Evet o mağdur etmiyor da ama biraz da çünkü çok lazım. gezdim çok insanla oturdum sohbet ettim kamera arkası. Gerçekten esnafını mağdur etmediğini söylediler ama şu anda dolaşıyoruz öğreniyoruz. O şekil olmadığını da biliyorum. Köylere de gidin bizim Hobop köyü var Altınova. Gidin yollarını da çekin ona göre şey. Yolların belediyeyle bir alakası yok biliyorsun. Yok belediye hayır belediye değil. Kar yollarıyla. Köy hizmetlerine vatandaşlara ilgili makama. Anladım. Altınova köyün muhtarı. Nerenin? Telefonu bırakırsa bir alırım yanıma gel hocam. Gel muhtarım gel. Muhtar değilim ya ben muhtar değilim. Muhtar değil misin? Muhtarın amcası olayım. Tamam sen muhtar ben muhtar. İkimiz de muhtar. Siz hangi kanalın? Nereden geliyorsun sen? Ben Altınova'dan geliyorum. Altınova'dan. Ne yapıyorsun orada? Oturuyorum ne yapıyorum? Ne işle uğraşıyorsun? Çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilik. Evet. Ne? Fıstık mı? Fıstık Antep fıstığı. Nasıl bu sene fıstık? Hayır yok fıstık tolu götürdü diyorsun. Tolu da normalde de bu sene yılı değildi. Geçen sene güzel oldu. Geçen sene iyiydi bu sene olmadı. Olanı da dolu vurdu.
Kaç ton kaldırdın geçen sene? Vallahi var, ne var, kaldırmadı. Var, benim fazla fısım yani. Yok, kayınbağam var. Bir de İbo'dan çeksin. Beş, güzel babadan. Güzel türkü de mi söylüyor? Yok, türküyü söylüyor. Yani. Şimdi yo, bırakmayız. Dinleyeceğiz abi senden bir tane. Bir tane dinleyelim. Hadi güzel bir alkış yapın da bir tane söylesin. Hadi. Bak burada bir tane sanatçı arkadaşımız daha var. Bak şu arkadaş da gel İsmet, gel yanıma gel. Hadi beraber bir tane beraber söyleyin. İstediğin türkün ismini söyle, o giriş yaptın, sen de devam et. Siz neyle ilgili röportaj yapıyorsunuz? Biz Birecik şey görüyoruz, Birecik'le dolaşıyoruz, geziyoruz, insanlarını görüyoruz, çevresini görüyoruz, tarihi yerlerini geziyoruz. Seni de gördük, sen tarihi değilsin ama olsun yani. Yok, yaşımız tarihe uymuyor, doğru. Peki, teşekkür ettim. Biz yolumuza... Aleykümselam. Size iyi görevler dilerim, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Konu neydi, konu neydi? Konu sensin, tarihi çekiyoruz. Ha, söyle kardeş. En güzel tarih de sen misin burada? Ha, ben 1948 doğumluyum. Şanlıurfa Birecik, Altın Ağa Köyü'nden doğmayım. Ay Allah'ına korumasın. Mustafa Baykal komutanım. Mustafa? Baykal. Baykal komutan. Ben komutan sensin yani. Ben sana komutanım diyorum, ha, evet. Komutanım diyorsun. Ha, sana yani saygı diyorum. Komutanım. Aynen, rahatta konuşuyorsun. Hazır ola geçmemişsin karşımda. Geç. Komutanım. Dikkat! Sağa bak! Tamam abicim, tamam. Sen neyle uğraşıyorsun? Ben serbest. Serbestsin. Serbest meslek. Ben Mersin'de kalıyorum. Peynir mendir işi yapıyorum ha üzeri. Şimdi bana güzel bir türkü söyleyeceğim, söylemeyeceğim. Ağam ağam es ağam, sen bu dünyada gez ağam. Vay 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 ağ, vay yalan dünya vay. Hanı fanı dünya vay ağ. Öldüm dünya hanı dünya. Ala ala ala, devam. Çam işi, halap işi, bunu yapan iki kişi. Bir erkek bir dişi. Hanı felakın işi. Ne zaman olmuş bu iş? Bu iş doğuştan olmuş, batışa kadar. Sonu ne olacak? Konu Allah'ın dediği olacak. Cenab-ı Allah ne derse o olacak. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun ya? Ben sabahla soğan, ekmek, biber yiyorum, domates yiyorum. Öğlen çamurlu pilav yiyorum. Akşam çayın meşme çorbası içiyorum. Ondan sonra canından vazgeçiyorum. Canından ne vazgeçiyorsun, yatıyorsun? Rahatsızım. Niye? Bende şeker, tansiyon, kolesterol var. Başka? Yürüyemiyorum. Doktor bey. Sen... Ya şimdi her türlü hastalık var arkadaşımızdan. Yemediği bir şey de yok. Her şeyi yiyorsun. Yiyorum ama bana yaramıyor. Şimdi sen bir, bana yaramıyor yani. Şimdi sen bir ipte dur. Bana hem komutanım diyorsun hem doktorum diyorsun. Neysin? Hem doktorsun sen, hem komutansın. Olmaz. Sana saygı diyorum ben. Çünkü sen bir memur adamsın. Görevlisin yani. Görevli tam. Görevine sana başarılar dilerim. Sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Belki serbest iş. Bazen zeytin işi yaparım. Sezonluk sezon. Sezon üzere. Bazen zeytin peynir işi yaparım. Bu da sezonluk. Tablası yarım var benim. Evde yenge arıyor. Yenge arıyor. Seni bak, yenge arıyor. Yenge beni aramaz, başkası. Niye? Tamam. Sen onu boş ver. Sen söyle, başka ne zamirin? Başım üstüne. Sen parayı kazanıyorsun, o zaman götürüyorsun. Yok vallahi. Elden boğaza. Elden boğaza. Evdeki ne mutlu benim. Evdekilere? Evdekilere para 3-5 kuruş öbür para götürürsem benim için ne mutlu. Yaş 65. İş bitmiş. Bıçak mahkep. Ya görüyor musun? Şimdi altına günden bak. Nasıl oynamış görüyor musun? Söyleyeyim hemşerim ben şöyle koda süre. Doktor bey. Ay kurbanım dayı sana. Allah sana razı olsun. Seni iki gözünden öperim. Ben de ellerinden öpüyorum. Seni iki gözünden öperim kardeşim. Size başarılar dilerim. İyi görevler. Peki. Çok daima güzel bir alkış yapalım, gönderelim. Çok teşekkürler. Güle güle. Hey! Musso, İrbaadar, Hemisso. O ne demekti ya? O ne demekti ya? Peki, çok teşekkür ettim. Oldu, biz teşekkür ederiz. Peki dayıcım, çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Ben de sana saygı duyarım. Hey, teşekkür ederim. Gözünü seveyim sana, hoş geldin. Peki, biz yolumuza devam ediyoruz. Evet, Birecik'e gitmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Birecik Belediyesi'nin tam ön tarafı olan yerdeyiz. Hemen arka tarafında Birecik Belediyesi var. Sağ olsunlar, bugün gerçekten bizi ağırladılar. Birecik insanı, Birecik halkı gerçekten cana yakın insanlar olduğunu bir daha görmüş olduk biz burada. Hemen yanımızda sevgili Şerif Bey var. Belediye, şu anda belediye başkan yardımcısı. Bir hemen merhabalaştıralım kendisiyle. Bir Şerif Bey tanıyalım, ondan sonra biraz bilgi alacağız. Efendim, Şerif Yücel, Birecik Belediye Başkan Yardımcısıyım.
Bahar TV olarak ilçemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığınız için, ilçemizin tanıtımına katkı sağladığınız için size ve televizyon şirketinize çok çok teşekkür ediyorum. Bilecik, malumunuz Şanlıurfa iline bağlı. Batı istikametinde 85 kilometre, Gaziantep'e 55 kilometre mesafede dünyanın en güzel, en mübarek sularından birisi olan Cennet Irmağı Fırat'ın kenarında iki yakaya kurulmuş, turizm cazibe merkezi olmaya aday, çok güzel, şirin bir ilçemiz. 50 bin nüfusumuz var. Bu 50 bin nüfusumuzun merkezdeki 50 bin nüfusumuzun %90'ı esnaf ve sanatkar. Köylerle birlikte son Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte köylerin de ilçe merkezine bağlanmasıyla birlikte ilçemiz 100 bin nüfusa kavuşmuş oldu. Böylece bundan sonra 100 bin nüfusa hizmet etmenin hazırlıklar içerisindeyiz. Yani sınırına dayandık diyorsunuz. Evet. İl olabilecek şekilde. İnşallah, inşallah. 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 Bundan mesela Bilecik tarihiyle çok eski bir kent. 12 bin yıla dayanan bir tarihi var. Evet. Bu tarih ilk çağlardan bugüne kadar Bilecik hep önde yürümüş. Birçok medeniyete, birçok devlete büyük kent olarak hizmet etmiş. Bilhassa Osmanlı döneminde ilçemizde Osmanlı donanmasına büyük gemiler inşa edilmiş tersanesinde. Yani bu ülkeye çok büyük hizmetler veren şirin bir ilçe. Şimdi bizim hedefimiz bu ilçeyi daha ileriye taşıyabilmek. Belediye Başkanımız Sayın Faruk Pınarbaşı'nın hazırladığı projelerin eşliğinde o projeleri hayata geçirerek ilçeyi layık olduğu yere taşımak. Evet, bu arada şunu da söyleyelim. Sevgili belediye başkanımız şu anda şehir dışında galiba. Evet, sayın başkanımız şu anda şehir dışında görev gereği. Evet. Onun için zaten kendisi olsaydı bu sizinle ilgili olan tanıtıma kendisi katılacaktı. Ama benim için Bilecik insanların hepsi bir cana yakın onlar insanlar. Belediye başkanı da olsa aynı tavizi gösterecekti. Sizin gibi olacaktı. Muhakkak. Onu biliyorum. Çok teşekkür ederim ilçemize bu kani yaklaşmanızdan dolayı. Sanırım biz genelde Türkiye'nin bütün insanları sizin bahsettiğiniz şekildedirler ama herhalde Bilecik size biraz daha öncelik aldı. Bilmiyorum, ona layık olmaya çalışacağız. İnsanlar biraz yakın geldi. Kaleye çıkarken inerken oradaki görüntülerle bilmiyorum. Orada yukarıdan biraz insanlara baktık. Nasıl çalıştıklarını gördük. Hoşuma gitti yani. İşte biz Bilecik'te 2009 yılında yerel seçimlerin akibinde belediyeyi teslim aldıktan sonra büyük bir şehirde şehirleşmeden uzak bir kasaba niteliğinde bir şehir devraldık. Ama eldeki ve hazırladığımız projelerle şehri bir şehir görüntüsüne kavuşturduk. Yani kasabalıktan kartpostal kentliğe taşıdık şehri. Şu ana kadar 550 bin metrekare kilit taşı döşemesi yaptık. İlçemizin tüm sokaklarını, ana caddelerimizi aydınlattık. Yüksek tepe aydınlatmaları koyduk. Bilhassa gezdiniz, gördünüz. Sahil projemiz öncelikli olan bir projemiz. Bu sahil projesi iki etapta oluşuyor. Bir köprüden fidanlığımıza kadar olan kısım. Bu birinci etap. Güzel bir park yapılmış. Evet. Gördüm gerçekten. O parkımızı inşallah Allah kısmet ederse bu Haziran ayı içerisinde hizmete sunacağız. Vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Orada herkes istifade edecek. Bir de ikinci etap ve üçüncü etaplar var. Üçüncü etapın içerisinde olan bir parkımızı bitirdik. 500 metre uzunluğunda aşağı yukarı 6,5-7 dönüm bir alana sahip. Ve şu anda cumartesi, pazar günleri başta Gaziantep, Nizip, Suruç, Bozova, Bilecik Merkez olmak üzere binlerce insanımız gelip orada piknik yapıyorlar. Evet. Çok güzel bir park hazırladık. Kısmet olursa yani bu... Yani diyoruz ki Bilecik Belediyesi çalışıyor diyoruz. Bilecik Belediyesi çalışıyor. Tabiri caizse Bilecik Belediyesi harıl harıl, vatandaşımız
Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Evet. Peki ilçemiz başkanım, cıvıl cıvıl. Biz şimdi oraya kim bakıyor bilmiyorum ama kale kimin şeyinden? Şimdi kale biliyorsunuz bir kültür varlığı. Kültür varlığı, evet. Kültür bunu, Bakanlığı'na mı bağlı? Kültür Bakanlığı'nın malı diyelim. Kültür Bakanlığı tarafından himaye ediliyor. Yalnız biz kalemizin restorasyon projesini hazırlattık. O restorasyon projesi Şanlıurfa İl Kültür ve Tabiat Varlıklar Kurulu'nda onaylandı. Şu anda Kültür Bakanlığı'ndan buranın restorasyonu için bir miktar ödenek talebinde bulunuldu. Kısmet olursa o da gelmek üzere aldığımız duyumlara göre. Geldiğinde onu da restorasyonuna başlayacağız. Ama onunla birlikte kalemizin çevresinde de bir peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Onun da projesi hazır. O proje de kurula sunuldu. Sanırım bir iki toplantı içerisinde de o şeyden onay alacak, kuruldan onay alacak. Ondan sonra biz peyzajı kalen restorasyonuna dahi beklemeden peyzajı tamamlamış olacağız. Yani önümüzdeki sene gelecek olan turistlerimiz, buraya gelecek olan ziyaretçilerimiz kalemize rahat bir şekilde çıkıp kalemizden bu güzel Antep bölgesine, ondan sonra Urfa bölgesine, Halfeti bölgesine, diğer bölgelerdeki bu güzel görüntüleri oradan izleyebilecekler. İzleyebilecekler ve orada her türlü kendilerine ikramı görecekler, bulacaklar. Çünkü evet. Biz çıkarken sevgili özellikle Bahati'nim, Bahtiyar'ım orada çıkarken az kalmıştı aşağı yuvarlanacaktı. Zor tuttuk kendisini. Doğru, şu anda işte orası sit alan olduğu için yani izinsiz ve müsaade alınmadan, Kültür Varlıkları Kurulu karar vermeden, izin vermeden orada herhangi bir restorasyon veya çalışma da yapamıyoruz. Evet. Yani oraya bir tek taşı yerinden kaldırma izni tabi. Biliyorum o belediye yani, belediyenin işi olmadığını bizim, ben biliyorum. Evet. O yüzden buradan seslenelim Kültür Bakanlığımıza dedim. De onu zaten her şeyi hazırlamışsın, bitirmişsiniz. Hiçbir şey demeye de gerek kalmadı. Yani önümüzdeki yıl biz buraya geldiğimizde inanıyoruz ki inşallah o kalende o görüntüleri daha şahane olacak. Oraya rahat bir şekilde Bahati'nin sen de merdivenlerle çıkacaksın. İnşallah. Belli olmaz bakarsın oraya bir yürüyen asansör de yaparlar yani. Bizim düşünce olarak var. Şeyde Karşıyaka'da kıyı restoranının olduğu alanda orası mülkiyeti belediyenin 50 dönümlük bir arsamız var orada. Orada 5 yıldızlı bir otel düşünüyoruz. O otelin yanına da kale ile karşıyı birbirine bağlayabilecek teleferik sistemi projelendiriliyor. Çok harika yani, bu güzel. Bu, onu da inşallah sunacağız. Ayrıca suyun içerisinde suyun müzikle dansı lazer ışınlı bir gösterimiz olacak. İkinci sahil projemizin ikinci ve üçüncü etabının içerisinde Aqua Park, Luna Park bunlar projelendirildi. Hemen hemen 15 milyona yakın bir ödenek teminin içerisindeyiz. İnşallah onu da temin ediyoruz. Çok şükür para var ya. Para var. Yeter ki hizmeti sunabilelim. Yani şimdi şöyle bir şey diyelim. Şimdi Türkiye'de 83 tane mi il var? 81 il. 81 tane ilimiz var arkadaşlar. Daha ben bunu dahi öğrenemedim. Ezberleyemedim daha doğrusu. 81 tane ilimiz var. Bu 81 ilimizin içerisinde yani %20'si, %30'u belki bu tür bir görüntüye sahiptir. Bundan iyi görüntüde olan yerler de var ama Türkiye'mizin %60, %50 illeri bu kadar güzel bir ortama sahip değillerdir. Fırat'ın akışıyla. Tabii dediğim gibi Fırat, çok güzel. Fırat bir defa başlı başına bir harika olay. Allah'ın Bireziye lütfettiği en büyük varlıklardan birisi Fırat suyu, Fırat Nehri. Çünkü bu hem ülkeye hem ilçeye çok büyük ekonomik katkılar sağlıyor. Mesela Fırat Nehri havzası boyundaki bütün köylerimiz sulu arazi sulu tarım yapıyorlar. Bu yetmiyormuş gibi üzerinde bizim bölgemizde iki tane baraj var. Birecik Barajı ve Karkamış Barajı. Bunların ikisi de ülke ekonomisine elektrik üreterek katkıda bulunuyorlar. Yani bu Fırat'ın üzerindeki diğer malumunuz Karakaya, Atatürk ve Keban barajları da bu ülkeye ne yapıyor? Elektrik enerjisi üreterek istihsal sağlıyor. Bunlar Fırat'ın ülkemize verdiği büyük nimetler, Allah'ın lütfu. Onun için yani Fırat ilçemize ayrı bir güzellik veriyor. Biz inşallah eskiden derlerdi Fırat akıyor, Türkler bakıyor.
Ama belediye başkanımızın bir şey var. Diyor ki Fırat akacak ama Birecik ve Birecikli Fırat'a hükmedecek. Yani biz Fırat'a hükmedeceğiz. Onu turizm için kullanacağız. Ve kullanmaya başladık. O şekilde olması lazım zaten. Evet, evet. Peki ben sevgili başkanım yardımcıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde bizi ağırladılar. Rehberleriyle olsun, buradaki insanlarla birlikte olsun. Çok güzel, hala da gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz sonra da buradan Halfet'e geçeceğiz. Halfet tarafında biraz gezeceğiz. Oradaki görüntülerle, oradaki insanlarla biraz sohbet edeceğiz. Ama tek şunu söylüyorum. Buraya geldiğiniz zaman, Birecik'e geldiğiniz zaman Birecik'in bu güzelliklerini yaşamadan sakın ola ki Birecik'ten çekip gitmeyin. Buranın yemekleri olsun, insanları olsun, kalesi olsun, kelaynakları olsun. Çok güzel şeyler var. Bunları görmenizi, yaşamanızı istiyorum arkadaşlar. Son olarak sevgili başkanım belki bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Birecik denilince bilhassa bizim yemek konusunda kültürümüz biraz bize göre tabii. Daha doğrusu bize göre değil de herkes bunu söyler. Birecik'in kendine has bir kebap çeşidi var. Patlıcanlı kebap ve haşhaş kebabı. Evet. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu iki kebabı yalnız Birecik'te yersiniz. Her yerde kebap yersiniz ama o kebapların ikisini Birecik'te yersiniz. Patlıcan kebabı ve haşhaş kebabını. Patlıcanımız çok özel, bu yörede yetişen. Mezra beldemizde yetişen bir patlıcan çeşidimiz. Çünkü aynı patlıcanı, aynı tohumu mezradan 10 kilometre yukarıda ektiğiniz zaman o lezzeti alamıyorsunuz. Evet. Onun için o kebabı Türkiye'nin hiçbir yerinde, her yerde patlıcan kebap yersiniz ama Birecik burada patlıcan kebabını yiyemezsiniz. Evet. Onun için mutlaka gelip Birecik'te o kebabı yiyeceksiniz. Peki biz afiyet olsun diyelim başkanım. Şimdi ben kendi programlarım içerisinde benim bir programın bir özelliği vardır. Kesinlikle yemek göstermiyorum. Yemekleri kesinlikle göstermiyorum. Son olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bize gereken ilgi ve alakayı siz ve halkınız olarak bize gerçekten büyük destek verdiniz. Her ne kadar az da kalmış olsak Birecik'te, Birecik'in güzelliklerini yaşadık beraber. Tekrardan sorayım. Son olarak Bahar TV izleyicilerine, Bireciklere, bizleri izleyen dostlarımdan neler söyleyeceksin? Önce tekrar söylüyorum. Buraya geldiğiniz için, bize bu imkanı verip ilçemizi tanıtımını yaptığınız için size ve Bahar TV'ye teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de gezmek nasıl bir ayrıcalıksa ve bu ayrıcalıktan herkes denizden istifade etmek için Ege ve Akdeniz'e koşuyorsa ben de diyorum ki Birecik'e gelin, Birecik'te yaşayın, Birecik'i görün. Görmezseniz, yaşamazsanız Birecik'i anlayamazsınız. Birecik'e öyle gelmesinler ama koşa koşa tabii, gelsinler. Tabii koşa koşa yani gelsinler ve toplu toplu gelsinler. Yani Birecik'te her şey var. İnsanoğlunun duymak istediği, görmek istediği, baktığı zaman huzurla oturabildiği her şey var. Yani, gelin, görün, gezin ve bize katılın. Evet, son olarak şunu ben söyleyeyim. Birecik'te sıcaklığın güzelliğini ve serinliğini aynı anda yaşayabilirsiniz. Şurada sıcaklık, burada serinliktir. Aynı anda yaşayabilirsiniz. Buranın en güzel ortamlarından bir tanesi nem oranının çok az olmasıdır. Yani Fırat Nehri'ne olmasına dair nem oranının çok az olmasıdır. Gerçekten yaşanılacak, gezilecek, görülecek bir yer. Tekrardan ben teşekkür ediyorum sevgili başkanımıza. Biz yolumuza devam ediyoruz. Daha nereleri göreceksiniz? Durun bakalım. Yolunuz açık olsun. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler başkanım. Zalım zalım, ne zaman hain hain, ne zaman
Evet. Valla birliklerimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaştık arkadaşlar. Şimdi yine Savaşan Köyü'ne geldik. Birecik, Halfeti ve Savaşan Köyü. Bu mağarayı görmeden, buradan sevgili İsmet'le türkü söyletmeden gitmeyeceğim dedim. İnat ettim, geldim buraya tekrardan. Şu anda yukarıda bir mağaranın içerisindeyiz arkadaşlar. Sevgili İsmet'im sizler için güzel bir türkü söylesin. Ondan sonra biz yine devam edelim. Hadi bakalım. Bırakın da yanam yanam tutuşam, ben ölürüm o yar ellerin olmuş. Bırakın da yanam yanam tutuşam, ben ölürüm o yar ellerin olmuş. Kesildi can damarım, kırıldı kol kanadım, şimdi derin derin kazın mezarım. Ben ölürüm o yar ellerin olmuş. Benim Gonca gülümü elle bilir ayrılığın derdini. Ben ölürüm o yar ellerin olmuş. Elle bilir ayrılığın derdini.
Ben ölürüm o yar eller olmuş. Kesildi can damarım, kırıldı kol kanadım. Şimdi derin derin kazın mezarım. Neye yarar o yar ellerin olmuş. Bu parçamız sana gelsin diyoruz ve tüm sevenlerimize diyelim. Sevmeyenlerimize de gelsin. Sevenler zaten seviyoruz. Sevmeyenlere de armağanımız olsun. Diyorsun. Diline sağlık. Bu arada İstanbul'da değerli arkadaşlarımız izliyorlar şu anda. Sevgili Kenan Kalfa'mız izliyor. Dayısı Ekrem dayımız izliyor. Sevgili Ahmet Kalfa'mız izliyor. Vallahi izleyen çok arkadaşlarımız var da şu anda tek tek isimlerini sayamıyorum. Ben onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biraz sonra gidip türkü daha dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Vallahi bizim İsmet türkü söylüyordu. Hemen gelen arkadaşları gördüm. Dayanamadım. Hemen yanlarına bir gideyim, bir sohbet edeyim. Onlara bakalım nereden geliyorlar. Gel bakalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyoruz? Biz Mersin'den geliyoruz. Fakat Akçakale'de ve Haran'da görevliyiz. Bu çocuk kamplarına gönüllü olarak, görevli olarak geldik. Mersin UMKE grubu olarak. Evet. UMKE Ulusal Medikal Kurtarma olarak geçer. Sağlık Bakanlığı'nın afetlere yönelik bir kuruluşudur. Evet, biz kimden sigara yanıyoruz? Sigaramızı atalım arkadaşlar. Çaktırma, ben de çaktırma. Bak, kaçamadım ki. Bizde çat kafa abi, bizde böyle. Bizde böyle. Peki, nasıl buluyoruz buralar? Nasıl yerler? Buraları, veriyor muyuz? Biz ilk defa geldik. Zaten biz 24 saat esnafına göre görev yapıyoruz. Nöbetten çıkıyoruz, yorgun oluyoruz ama şimdi insan hayatının önüne fırsatlar gelir, görmez. Biz baktık böyle fırsat var, hemen Halifetli'ye bir dolaşalım dedik. Bir sürü yerler var, kısmet her tarafa dolaşacağız. Bize tavsiye etmişlerdi, görün diye, muhakkak gidin diye. Yani dedikleri kadar da varmış. Şimdi bazen biz insanlarda şu vardır, eriniriz bir yerlere yani gitmeye. Yani. Ayağımızın yani altında iki adımla kir, gitmeye... Çok güzel, yani hayat herkese çok güzel fırsatları veriyor. O anı değerlendirmek lazım. Evet, siz? Valla gezilip görülecek yerler. Buraya daha önce hiç gelmemiştik. İlk defa fırsat oldu. Gözleri görüyor musun? Muhteşem. Bak, çok o sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Allah'ım nazardan yani, korusun. Sağ olun. Aynı Mersin'den geliyorsunuz. Aynı Mersin grubuyuz biz hepimiz. Mersin UMKE grubuyuz, evet. Peki şu anda az ileride bir minaremiz var. Evet. Sular altında gördük. Kalan Savaşan Köyü. Burası zaten saklı kent. Ben valla ne zaman gelsem illakine buraya geliyorum. Oraya çıkıyorum. Burasının adı Saklı Kent. Evet. Buranın adı Saklı Kent. Güzel bir yerimiz. Ne zaman gelsem oraya çıkarım, çayımı kahvemi içmeden, yememi yemeden gitmem buradan. O zaman biz de bir çıkalım, çay kahve içelim. Tamam, biz yeri size verelim o zaman. Yani siz misafirsiniz. Biz yine gelebiliriz ama herhalde siz tekrardan gelemeyeceksiniz. Biz bir daha, evet, çok zor olur. Peki sizleri bir tanıyalım. Ben Adana'dan geldim. Adana UMKE'den geldim. Arkadaşlarla beraber Mersin'den geldi bu arkadaşlar. Aynı yerde görev yapıyoruz. Ben daha önce buralara gelmiştim. Buraları biliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorum. Gelmişsiniz. Peki görmeyenlere bir soralım. Siz? Ben de Mersin grubundanım. UMKE olarak geldik buraya. Nöbetlerimiz haricinde, görevimiz haricinde boş zamanlarımızı gezerek değerlendiriyoruz. Yani beklentimizin daha üzerine güzel bir yerle karşılaştık. Peki ablacığım bir gelir misin ablacığım? Bir de sen gel bakalım. Bizim Melek ablamız bakalım. Melek abla gel, Melek abla. Yok hayır şikayetinizi söyleyin. Merhaba, adım Zeynep Koç. Hemşireyim. Mersin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi üyesiyim. Evet. Daha önce Urfa'ya geldim ama 12 Mayıs'ta yağmur nedeniyle Halfeti'ye 2-3 kilometre kala tur otobüsümüz geri döndü. Asfalt evet, göçtüğü evet. için. Ancak nasip oldu. İyi ki gelmişim. İyi ki ekibi getirmişim. Yani daha önce hiç gelmediniz o zaman. Saklı kente falan gelmediniz. İnternette okumuştuk. Halifeti yeryüzünde gezip görülmesi gereken yerler arasında olduğu için. Ya şimdi ben hep söylüyorum zaten. Biz biz bir şeyimiz oluyor. İşte bir tatilimiz olacak. Bir işte çalışıyoruz. Senin 11 ay çalışıyor. Evet. Bir aylık bir tatilimiz var. Ne yapalım? Nereye gidelim? Hemen kendimizi atıyoruz sahillere. Sahillerin dışında işte Türkiye'mizde o kadar güzel yerler var ki ne? Böyle saklı kentler. Dediğimiz, adlandırdığımız saklı kentlerimiz var ki Tunceli'miz, Tokat'ımız, Mardin'imiz, Diyarbakır'da çok güzel görüntüler, çok güzel yerlerimiz var. Artı bir şekilde işte şu anki gördüğünüz gibi geldiğiniz yer,
Bu kadar güzel yerlerimiz varken hep aynı yerler tercih ediyoruz. Bu da tanıtımdan dolayı. Tanıtımın biraz eksik saklıyoruz olmaz. Yani. Evet. Saklıyoruz. Saklıyoruz. Orada. Saklı kendileri saklıyoruz. Peki şu anda bizleri izleyenlere ne söylemek istersin burası için? Herkes mutlaka Halfeti'ye gelsin. Mersin Ülke'den selamlar. Peki çok teşekkür ettim. Vallahi arkadaşlar söylüyor. Ben yani hep söylüyorum ama benim söylememe de gerek yok. Arkadaşlar hep söylüyorlar. Kime mikrofon alsam ayrı kelimeyi söylüyorlar. Burası Türkiye'nin güzel memleketler, güzel yerlerinden bir tanesi. Yani güzel memleketimin güzel ilçelerinden, güzel beldelerinden bir yeri. Bunun gibi nice yerler var. Ama sizlerden tek ricam. Ya şu tatillerinizin 15 gününü, 10 gününü, bir haftasını bu taraflara verin. Sadece buraya değil. Diğer illerimize de verin. Doğu tarafındaki, güneydoğu tarafındaki illerimizi gelin, gezin, görün. Ama bunu yapmak için de ne yapmak lazım? İlk önce şu anda bizleri izleyen varsa izleyenler, yoksa da söylesinler. Sevgili bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, başbakanımızdan şu anda bizleri kim izliyorsa lütfen bu yollarımızı artık yapın. Bu insanlar aklı başında geldikleri zaman güzel bir şekilde gelip gezip görsünler. İlk önce hizmet. Bunları yaparsak o zaman bu insanlar devamlı gelip gider. Ama bu şekilde olursa da kimse gelip gitmez. Ondan sonra vay doğunun haline dersiniz. Vay güneydoğunun haline dersiniz. Doğru mu? Doğru. Şimdi uluslararası Türkiye reklamlarında da hep İstanbul, hep böyle Antalya, herkesin bildiği yerler yapıyor. Tamam, oralar da çok güzel. Ama bir o kadar güzel bir sürü yerler var. Ama bilmiyorum, yetkiler de herhalde haberi yok ki hiç bu taraflara yer bile vermiyorlar. Hiç reklamlarda hiç buraları göstermiyorlar bile. Ya bizim Türkiye'de kaç tane milletvekilimiz var abi? 580 oldu mu? Vallahi bilmiyorum kaç tane de. Kaç tane? 550 mi? 550 tane milletvekilimiz var. Peki 550 tane milletvekilimizin hepsi İstanbul'da mı çıktı abicim? Hepsi Ankara'da, Amasya'da, yani Amasya demişim, İzmir'de, ondan sonra Batı bölgesinde mi çıktı? Yani Doğu'da hiçbir tane milletvekilimiz, hiçbir tane bakanımız çıkmadı mı? Buraları bilmiyorlar mı? Hepsi biliyor. Bilseler söylerler. Demek ki bilmiyorlar. Yani biz aslında genel olarak yani dolaşmıyoruz. Yani bilmiyoruz. Hep dediğin gibi hep sahillere sahiller. Hep turizm diye sahillere önem veriliyor. Ama bir kültür turizmi olarak hiç yani hareketi yok. Hep böyle eğlencelik turizme yönelmişiz. Hep eğlence, hep eğlence, hep eğlence. Eğlence buralarda da olur. Az önce mağaranın içerisinde az önce dinlediniz. Gelin beraber bir tane daha dinleyelim arkadaştan. Bakın nasıl oluyormuş. Hadi bakalım. Sorarsa ne olur bu halimi ona demeyin demeyin. Sen gittin gideli hali perişan perişan. İşe güce gitmez oldu demeyin demeyin. Söylemeyin demeyin o kötüye demeyin. Seni arıyor, soruyor. Yar dedikçe için için eriyor, eriyor. Seni sayıklıyor, seni soruyor, soruyor. Resmin ile avunuyor demeyin, demeyin. Söylemeyin, demeyin. O kötüye demeyin. Ge-
Gecesini gündüzünü bilmiyor, bilmiyor. Sen gittin gideli yüzü gülmüyor, gülmüyor. Çocuk gibi oldun, aklı ermiyor, ermiyor. Bundan böyle çok yaşamaz demeyin, demeyin. Söylemeyin, demeyin, o kötüye demeyin. Çocuk gibi oldun, aklı ermiyor, ermiyor. Bundan sonra çok yaşamaz demeyin, demeyin. Söylemeyin, demeyin. Sakın yolcun abime demeyin. Birliklerimizin sonuna geldik. Her başlangıcın bir sonu vardır, biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün Birecik'in güzel yerlerini gezdik. Son bölümümüzde de artık Halfeti'ye geldik. Rum Kalesi'nde ve Savaşan Köy'e geldik tekrardan. Buradan değerli dostlarımızla birlikte olduk. Sevgili İsmet. Efendim abi. Sen anneye istek mi gönderdin? Ne göndereceğim? Evet, şu anda bizi izlemekte olan Biricik anacığıma. Evet, Biricik anacığıma. Biricik anacığıma onun ellerini öperim. İyi ki var. Allah başımızı eksik etmesin diyoruz. Evet. Biz birliklerimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ettim. İşte. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Bizden bu kadarlık böyle. Haydi eyvallah.